CRM, bilişsel yenilenme metoduyla nefsinizdeki zanları tespit etmek, onları dönüştürmek ve marifetlerinizi açığa çıkartmak. CRM'le yolunuz kesişmedi, başka bir yöntem. Kitaplar var ya, kitaplarda yazıyor bütün bunlar. Burada anlatılıyor birçok kimse. Ben danışmanlık yapıyorum, adam danışmanlık yaparak nasıl çözüm yapacağımı öğrenmiş. Bu anlattığım bakış açıları bile beynimiz zaten yapıyor her şeyi, kalp yapıyor. Öğreniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çalışmayı başlatıyorum. Sizden ricam, bu kaydı sonra dinleyenler evet yazsınlar yorumlara. Niyetimi öyle alıyorum, tamam mı? O zaman çalışmaya başlatıyorum. Ve önümüzdeki günlerde işte yine ben konuşmaya başlayacağım. Birçok gezegen olayları var ve gökle yer birbirine bağlıyken ayrılmış. O yüzden gökteki bütün etki yerde bir şekilde açığa çıkıyor. Ancak bu etkinin bana tesir etmemesi için benim bu tesiri kalbimde çekecek enerjinin gönderilmesi lazım. Haydi şimdi onları çözümleyeceğiz. Kapatın gözlerinizi. Ben genel bir bakımı yapıp ondan sonra çözümlemeye başlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle azıcık sizlere bir dengeleme yapalım. Evet, sağ ve sol beyninin dengelenmesini isteyenler evet desinler. Ya da evet yazsınlar. Beyin kimyası dengelensin diyenler evet desinler, onaylasınlar. Eril ve dişil enerjisi dengelenmesini isteyenler evet desinler, evet yazsınlar. Sahip olduğunuz elementler ateş, hava, su ve toprağın dengesi bozuk olanlar için dengelenmesini isteyenler evet yazsınlar ya da evet desinler. Yedi ruhun bedene açılan kapıları, çakralar, diğer adıyla latifeler. Dengesi bozulup bu ruhların bedene temas etmesi engelleniyor. Çakralarınız dengesi bozulduğunda. Bu noktada müsaade edenlere evet diyenlerin çakralarını dengeleyelim. Ruhun bedene açılan kapıları. Şimdi hem burada var olanlar hem de Türkiye toprakları da var olan, burada Türkiye'de olmayan Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da yazıyorsunuz biliyorum. Bu toprakta var olan ve sizlerde varsa kırgınlık, kızgınlık, öfke, korku, kaygı, endişe, vesvese kaynakları kalbinizde bunları tutan zanlar, bu zanları var eden kaynaklar, kalp, ruh, nefis, beden boyutunda çözümlenip saf bilgiye dönüşsün mü diyorum. Evet diyenlere çözümlensin. Evet, şimdi kolektiften inançlar, hepimizin alanındaki var olan kalpteki zanları çözümleyeceğim arkadaşlar. Bu dünyada yaşamak zor, insan olmak zor, kadın olmak zor, çocuk olmak zor, erkek olmak zor, kul olmak zor, bu zamanda yaşamak zor, tedbirli olmak, temkinli olmak, güvende olmak, güven içinde yaşamak için korku, kaygı, endişe içerisinde yaşamalıyım. Kötümser ve karamsar olmalıyım. İyimser olursam
Sıkıntı çekerim, zorluk çekerim, hayal kırıklığına uğrarım. Hayal kırıklığına uğramamak, sıkıntı, zorluk, acı, zulüm çekmemek için iyimser olmayı, iyiye odaklanmayı reddetmeliyim. Kötümser olmalıyım, karamsar olmalıyım, korku, kaygı ve evham içinde yaşamalıyım. Kalpte var olan bu zanlarınız çözümlensin, dört boyutta çözümlensin, saf bilgiye dönüşsün mü? Korku, kaygı, endişe olmadan, evham olmadan, kötümser, karamsar olmadan yaşamanın güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Bunu bildiğinizi bilmek ister misiniz? Kalpte var olan bu bilgi açığa çıksın. Tüm benliğinize, bedeninize, hayatınıza dört boyutta sirayet etsin mi? İyimser olmak, iyiye odaklanmak, tedbirli olmak, temkinli olmak, akıllı olmak, güvende olmak, zaten içerisinde var olduğun ve bir parçası olduğun ilahi sistem içerisinde Rabbin ve onun koruyucu ruhlarıyla, kullarıyla, meleklerle, feleklerle, görünen görünmeyen insanlarla, tüm varlıklarla, ateşle, hava, su, toprak, bütün zerreden güneşe kadar her şey Allah'ın kuluysa ve hepsi bir ruhsa, korunmak, güvende olmak mümkün. Bunu bilmek, bunu bildiğinizi bilmek ister misiniz? Kalpteki bu bilgi açığa çıksın, tüm benliğinize, bedeninize dört boyutta sirayet etsin mi? Evet yazanlara. Evham, kuruntu, korku, kaygı, endişe, vesvese olmadan yaşadığınızda da, karamsar, kötümser olmadan yaşadığınızda da, İyimser olarak yaşadığımda da akıllı olmak, fikir sahibi olmak, muhakeme etmek, muhasebe etmek, tedbirli, temkinli olmak, güvende olmak, rahat ve huzurlu yaşamak her alanda ve zamanda mümkün ve güvenli. Ben buna izinli, ben buna layığım. Bilgisi kalpte açığa çıksın, tüm hücrelerinize, benliğinize, bedeninize, hayatınıza dört boyutta sirayet etsin mi? Mutlu olmak, mutlu yaşamak. Huzurlu olmak, huzurlu yaşamak. İnsan olmak kolay. Kadın olmak kolay. Kul olmak kolay. Bu dünyada var olmak, bu zamanda yaşamak mümkün, güvenli, kolay. Kolaylıkla, keyifle, mutlulukla, huzurla, neşeyle, güven içinde olduğunu bilip, kalben mütmain, maddi ve manevi bolluk, bereket içerisinde, hayatında varsa bir sıkıntı kolaylıkla çözümleneceğini, Rabbin ona koruyucu, destek kullarını gönderdiğini, göndereceğini bilme şuuruyla bu hayatı yaşamayı seçmek ister misiniz? Bu mümkün, bunu bilmek ister misiniz? Kalpte var olan bu bilgi açığa çıksın, tüm hücrelerinizde, hayatınızda dört boyutta sirayet etsin mi? Evet, insan olduğumu biliyorum, insan olduğumu kabul ediyorum. Ben insanım, kul olmayı biliyorum. Ben sonsuz ilim, kudret, merhamet sahibi olan bir zatın kulu olarak bu hayatta rahatlıkla, kolaylıkla, mutlulukla, huzurla, neşeyle, bollukla, bereketle, zenginlikle yaşamaya geldim. Bu surette yaşamayı seçiyorum. Bu benim için mümkün ve güvenli. Ben buna izinli, ben buna layığım. Bu bilgi açığa çıksın, hayatınızda dört boyutta sirayet etsin mi? Ancak tam tersini zannettiğim alanlar, zamanlar, mekanlar bu dünya hayatında yaşandı mı? Bizzat yaşadım ya da bazen şahit oldum. Bu dünyaya gelmeden var olanlara, bu dünyadan gittikten sonra da var olacakları bilen bir bilgiliğim var benim. Hücrelerimde bu bilgi var.
böyle zannetmeme sebebiyet veren nasıl bir zan bu? Hayat zor, yaşamak zor. Fakat bütün bu anların, zamanların, bütün bu zanların oluştuğu ruhsal, maddi ve manevi alemlerde, tüm boyutlarda yaşanan bütün olaylar yaşandı, bitti. Bunu bilmek ister misiniz? Bunu bildiğinizi bilmek ister misiniz? Şimdi ve bu zamanda olduğunuzu, bugün 5 Mayıs 2023 Cuma günü, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sen artık eski sen değilsin. Bunu bilmek ister misiniz? Bunu bildiğinizi bilmek ister misiniz? Bu bilgi açığa çıksın, dört boyutta tüm hayatınızı sirayet etsin mi? Bu topraklarda yaşamak kolay ve keyifli. Zengin olmak, huzurlu olmak, mutlu olmak, mutlu yaşamak, kendini bilmek, güvende olmak, güvende hissetmek, hikmetleri kolaylıkla görmek, bolluk ve bereket içerisinde, sağlık ve sıhhatle, içinde bulunduğunuz beden içinde var olmak, yaşamak ve bu hayatı sürdürmenin mümkün olduğunu bilmek, böyle yaşamayı seçmek ister misiniz? Bu bilgi de açığa çıksın mı? Evet, şimdi bir çalışma yaptıracağım arkadaşlar. Herkesin gözü kapalı olsun ve dediğim şeyi hayal ve his güçlerinizle, hayal gücüyle görebilen hayal etsin, his gücüyle hissedebilen hissetsin. Elini kolunu kullanmak isteyen elini kolunu kullansın. Şimdi ezelden gelen, ebede giden hayat yolculuğunun dünya hayatı kısmında olduğunu bilmek ister misin? Bu dünya hayatında bugün 5 Mayıs 2023 Cuma günü, şimdi ve bu zamanda olduğunu bilmek ister misin? Ruhunla, nefsinle, kalbinle, bedeninle, şimdi ve bu zamanda olup, anda olup anı yaşamak, ileriye dönük bir sonraki adımı atmak, ileriye dönük sonsuza giden bir hayata sahip olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bütün bu bilgi kalpte var, açığa çıksın, tüm benliğinize, bedeninize ve hayatınıza sirayet etsin mi dört boyutta? Hayatınızda bir sayı doğrusu, bir çizelgen üzerinde gibi görün kendinizi. 5 Mayıs 2023'ün üzerinde görün. Şu konuşmaların başladığı an bile geride kaldı. Sırtınız dönük, ileriye dönük, harika bir, sonsuz bir hayat var. Bir kısmı bu dünya hayatı, sonrası öte alemler. Ve her şey, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sen eski sen değilsin. Daha akıllı, daha ferasetli, daha basiretli. Nerede oturup nerede kalkacağını, nerede susup nerede konuşacağını, nerede hızlanıp nerede duracağını, nerede dinlenip nerede çalışacağını bilen birisin. Yaşadığın deneyim ve tecrübelerle birlikte birçok marifetin açığa çıktı ve bu noktada sahip olduğun bilgi ve bilinçle ve açığa çıkan potansiyelinle daha güçlüsün. Kendine güvenen, kendi değerini, kıymetini bilen, kendi büyüklüğünü, ilahi sistemdeki yerini gören birisin. Bu noktada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geçmişte bunların tam tersini zannetmene sebebiyet veren bütün olaylar yaşandı, bitti ve bugünkü senin var olmasına, açığa çıkmasına hizmet etti. Geçmişe takılı kalmadan yaşamayı bilmek, şimdiki anda olmak, ileriye dönük bir sonraki adımı atmak mümkün ve güvenli. Bunu bilmek, artık bu surette şimdiki senle yaşamayı seçmek, şimdiki senle ilerlemek, şimdiki senle ilerlerken, bilincin yükselirken, onunla kolaylıkla uyumlanıp her an var olan yeni senle ilerlemeyi seçmek ister misin? Bu mümkün ve güvenli. Bu bilgi kalpte var. Açığa çıksın, tüm hayatını sirayet etsin mi? Şimdi hiç gözler açılmasın. Ancak seni geçmişe bağlı tutan, geçmişte bıraktığın ruh parçaların var. Sana ait enerjiler var. Bedenin burada gibi gözükse de enerjisel planda seni geriye bağlayan alanlar var. Bütün görünen, görünmeyen, geçmişte ve gelecekte var olan, bütün madde ve mana aleminde var olan, tüm boyutlarda var olan, senden kalan,
zaman ve mekanlarda sana ait olan tüm ruh parçaların toplansın. Saf bilgiye dönüştürülüp şimdiki sana ilgili çakralarına, elementlerine iade edilsin mi? Seni geçmişe bağlı tutan, üzerinde var olan, bugüne kadar da hizmet eden ama artık hizmet etmeyen, seni geriye çeken tüm enerjiler çekilip çıkartılıp saf bilgiye dönüştürülsün mü? Evet, şimdi herkes şunu görsün, hayal edebilen hayal etsin, hisseden hissetsin. 5 Mayıs 2023 teyim, şimdi ve bu zamandayım. Ezelden giden, gelen, ebede giden hayat yolculuğumun dünya hayatı kısmındayım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü ben şimdiki benle mükemmelim. Zaten her halimle mükemmeldim. Bu noktada önümde bir kısmı dünya hayatı, sonrası öte alem, sonsuz bir hayat var ve artık ben bundan sonraki hayatımda mutlulukla, huzurla, neşeyle, sağlık, sıhhat, bolluk, bereketle, özgüvenle, öz saygıyla, kendi değerimi, kıymetimi bilip, kendime öncelik verip önemseyen, etrafımdaki diğer insanların değerini, kıymetini bilip, onları sevgiyle bağ kuran, hayatında var olan zerreden güneşe kadar her bir varlıkla, her bir insanla sevgiyle bağ kurmayı seçen biri olarak, kendini bilen, Rabbini bilen, ilahi sistemde her an zaten Rabbi tarafından korunduğunu, kollandığını, çeşitli unsurlarla bilen biri olarak bu hayatı yaşamayı biliyorum, yaşamayı seçiyorum. Buna izini, buna layığım. Bilgisi açığa çıksın, tüm benliğinize, bedeninize, hayatınıza dört boyutta sirayet etsin mi? Şimdi bunu hayal edin arkadaşlar. Ancak son bir çalışma yaptıracağım. 5 Mayıs 2023'teyim. Ve şu bir dakika önce bile geride kaldı. Önümde harika bir hayat var. Hayat daha aydınlık, daha keyifli, daha mutluyum, neşeliyim. Kalbinizde, yüzünüzde bir tebessüm belirsin. Şunu yapmanızı istiyorum. Bu kılıf çıkarmadır. Bedeninizde biz çok suretler barındırıyoruz ama artık bize hizmet etmeyen suretler eskiyor. Aynı bir yılanın derisinin eskimesi ve artık ayağına dolanması gibi. Yılan derisi eskidiğinde onu çıkartır, altta yepyeni bir deriyle hayata devam eder. Şimdi sizlerin şunu hayal etmenizi istiyorum. Üzerinizde var olan bütün bedeninizi kaplıp bir ağırlık, bir yük gibi ilerlemenizi engelleyen, bu enerji bedenini isterseniz elinizi kullanarak bir elbiseyi çıkartıp atar gibi çıkartıp geriye bırakın. İsterseniz bir çarşafı kaldırır gibi kaldırıp geriye atın. İsterseniz bir kabuğu kırıp içinden çıkar gibi içinden çıkın. Ancak üzerinizdeki tüm geçmişten kaynaklı alışkanlıklar olarak var olan suretler, ki bunun adı glaf, çıkartın ve o hafifliği hissedin hepiniz. Bu hafiflikle birlikte şimdi yola daha hafif ilerleyin. Şimdiki sen çok hafif. Şimdiki sen çok rahat. Şimdiki senle hayat çok daha kolay. Şimdiki senle hayat daha mutlu, daha huzurlu, daha bereketli, daha bolluk içerisinde. Sen mutlu ve huzurlu yaşamayı seçtin, kolaylıkla keyifle yaşamayı seçtiğin için hayatını kolaylaştıran insanlar gelecek. Hayatın tadını çıkartan insanlar gelecek. Sen nasılsan öylesi gelecek. O yönü tezahür edecek sana o kişinin. Bu noktada hayat daha tatlı. Bunu görün. Biraz bu hayatı deneyimleyin. Burası şu anda misal alemi. Hayal kurduğunuz, hissettiğiniz alan misal alemidir. Melekut alemdir ve yaratılıştaki mülk aleminden önceki aşamadır. Evet, şimdi misal aleminde gördüğün, hissettiğin, fark ettiğin bu hayatın, bu gerçekliğin sana ait olduğunu bilmek ister misin?
Bu gerçeklikle yaşamayı seçmek ister misin? Misal aleminde gördüğün bu hakikatin bu dünyada, mülk aleminde görünür olması mümkün. Bu dünya hayatında bu gerçeklikle yaşamayı, yaşamanın mümkün olduğunu, buna izine layık olduğunu bilmek ister misin? Bu bilgi açığa çıksın, tüm hayatınıza sirayet etsin mi? Şimdi bu misal alemindeki hayatı yüzünüzdeki tebessümle, kalpteki hafiflikle, o güzelce görün. Sevdikleriniz de sizle birlikte ilerliyor. Çok güzel, hızlı ilerliyorsunuz. Hayat kolaylaşmış. Rahatlık, huzur, sükunet, mutluluk, mütmain olma, her türlü hal var. Şimdi evet, bu misal aleminin nefesinizi içine çekin. Çünkü Allah her şeyi Rahman'ın nefesiyle yaratıyor. Bu alemin nefesinizi içinize çekin, derin bir nefes alın. Gözünüzü açarken bu mülk alemine bu nefesi verin. Ve gözünüzü açın arkadaşlar. Hazır hissedenler, nefesi alıp verirken bu aleme, bu mülk alemine tekrar gözünü açsın. Şifa olsun. Allah razı olsun dualarınız için. Rica ederim. Güzel bir çalışma oldu. Allah'ın izniyle eminim. Güzel, iyi hissediyorsunuz. Güzel şeyler de hayatınızda açığa çıkar. Bu yaptığımız çalışma arkadaşlar, biz unutulan bilgileri açığa çıkarttığımız için nöron aktivasyonu diyoruz biz buna. Bilimsel karşılığı bunun adı, özellikle işte nörobilimde kalpteki var olan bilgi açığa çıktığında yeni nöronlar aktif oluyor ve bu aktifleşme bir domino taşı gibi birbirini aktifleştirerek devam ediyor. Yeni bağlantılar kuruyor ve bu bağlantılar yine aynı surette uykuda bilinçli zihin bertaraf olduğunda çok daha hızlı devam ediyor. Bir 3-4 gün daha devam edecek bir çalışma. Bunu da biliniz. Şifa olsun hepinize. Çalışmayı arkadaşlar gerçekten paylaşın, kaydedin ve sonuçlarınız güzel yorumlara da yazın. Ki bu enerji çoğalsın. Kolektife katkı kendinize katkıdır. Kendinize katkı kolektife katkıdır. Bu surette herkese şifa olsun, bol bereket olsun, güzellikler hayatınızda hızlıca, mutlulukla açığa çıksın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.